Havanımız. Hemen oraya bir dönelim. Bakalım hava nasıl orada? Gönül Kasap, acaba Özgür Özel geldi mi? Kaçta yapacak açıklamayı? Zeynel Bülent, bayram tatili sonrasında CHP'nin de yoğun mesaisi bugün başladı. Saatler 13'ü gösterdiğinde Merkez Yürütme Kurulu CHP Genel Merkezi'nde CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK'nın gündeminde elbette yerel seçim sonuçları vardı ve bir diğer önemli aslında ana maddelerden biri diyebiliriz. O maddelerden bir tanesi Hatay için yapılan itirazlardı. CHP Hatay için seçimler sonrasında defalarca YSK'ya itirazda bulundu ve bu itirazlar reddi sonuçlandı. YSK CHP'nin itirazlarını reddetti. Hatay İl Seçim Kurulu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını CHP'nin itirazı sonuçlandı. AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e vermişti. CHP bu duruma itiraz etti. YSK o itirazı da yine reddetmişti. YSK'nın itirazları değerlendirme mesaisi de devam ediyor ve bugün CHP lideri Özgür Özel, CHP kurmayları ve CHP'nin eski belediye başkanı Lütfü Savaş'la birlikte bugün saat 16.30'da YSK'ya tam kanunsuzluk hali başvurusu itirazı yapılacak. Saatler 16.30'u gösterdiğinde CHP lideri ve CHP'li kurmaylar YSK önünde olacak. Başvuru sonrasında da CHP lideri kameralar karşısına geçip burada bir takım açıklamalarda bulunacak. Bizler de Tele1 ekibi olarak o açıklamaları takip edeceğiz ve Tele1 ekranlarından izleyicilerimize paylaşacağız. Şu an için burada basının da aslında yoğun bir ilgisi var. Defalarca reddedilmiş itirazlar var. Onlara ilişkin CHP liderinin yeni bir değerlendirmesi olacak mı? Onu da önümüzdeki dakikalarda göreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Çok teşekkürler Gönül Kasap. Güven Dişmen'le birlikte Tele1 ekibi orada. Özgür Özel'in yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Tabii Hatay'da durum çok farklı. Hatay'da ölü seçmenler oy kullandılar. Herhalde bir seçimi iptal etmek için bundan daha önemli bir gerekçe olabilir mi? Bu ispatı var. İsimler isimler, TC nüfus kayıtları dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Bunların hepsini geçen hafta konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Ve Özgür Özel'in yapacağı açıklamayı da merak ediyoruz. Efendim geçelim iç politikada. Şebnem Bursalı özelinde ve İstakoz isminde AKP'nin halktan kopuşunu konuşacağız. Birazdan Murat Emir de bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Onunla da konuşacağız. Fakat bu Şebnem Bursalı acaba bunu yaparken hiç düşündü mü vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntılar, kaybettiği seçimler, aslında kaybettiği seçimlerin nedenlerinden, baş nedenlerinden birisinin bu olması, AKP'nin bir eli balda bir eli yağda bir hayat kurması, aile şirketi olarak bu ülkeyi yönetmesi, bütün bunlar tabii bunun sebebi. Ve diyelim ki bakalım Bursalı İstakoz meselesi ne hale gelmiş durumda? Orası Monaco Yat Kulübü. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın sosyal medya hesabında Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşmasının ardından söz konusu kulübe üyelik ve girişe ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Bursalı'nın ıstakoz yediği Monaco Yat Kulübü herkesin üye olabildiği bir oluşum değil. Kulübün internet sitesinde üye olmanın koşulları açık açık yazıyor. Kulübün koşullarında bir kişinin üye olabilmesi için en az iki sponsor tarafından önerilmesi gerekiyor ifadeleri yer alıyor. Önerilmek de yetmiyor. Bizzat Monaco Prensi 2. Albert'in üyeliği onaylaması gerekiyor. İstakoz fotoğrafının çekildiği restoran da üyelere özel. Ancak üyeler restoranda misafir ağırlayabiliyor. Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin sosyal medya hesabından Monaco Yat Kulübü ile ve yiyecek fiyatları ile ilgili paylaşım yaptı. Kulübün 2500 üyesi var. Üyeleri tek tek Prens 2. Albert seçiyor. Prens 2. Albert, Monaco hükümdarı ve meşhur Grace Kelly'nin oğlu. Restoran katı şekilde üyelere özel. Üyeler misafir getirebiliyor. Menüde ıstakoz tabağı 2072 lira, 60 euro. Kulübün üyeleri arasında Bourbon, iki Sicilya hanedanından Charles, İsveç konsolosu ve Monaco kralı danışmanı Patrick Husson, birçok siyasetçi, iş insanı, sporcu ve sanatçı var. Kulüp gizliliğe çok önem veriyor. Özel bir törenle üyeleri kabul ediyor. Kulüp, üyeleri ve hayatı hakkında kısıtlı paylaşımda bulunuyor.
Gürsel Tekin'in paylaşımına yorum yapan eski CHP Genel Başkan Yardımcılarından Hurşit Güneş, ödenen hesap için düzeltme yaptı. Menüde ıstakozun 250 gramlık porsiyonunun 60 euro olduğunu belirten Güneş, bir ıstakoz 1 kilodan aşağı olamayacağına göre 240 eurodan aşağı ödeme olmaz dedi. Bursalı'nın ıstakoz fotoğrafı paylaştığı Monaco Yat Kulübü'ne girişin zor olması bazı soruları gündeme getirdi. AKP'li Bursalı Monaco Yat Kulübü'ne üye mi? Bursalı Yat Kulübü'ne üye ise hangi iki sponsor tarafından önerildi? Bursalı üye değilse kulübün restoranına davetli olarak mı gitti? Davetli olarak gittiyse Bursalı'yı hangi kulüp üyesi davet etti?